Arkadaşlar Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir bebek yeleği çalışacağız. Yeleğimizde şöyle farklı bir renk kullanmayı tercih ettim. Yeşil rengiyle çalıştım ve kısa kollu bir yelek ördüm. Şimdi yaka kısmından örgümüzü başlatıyoruz. Roba kısmımızı tamamlıyoruz. Roba kısmında kolumuzla gövdemizi ayırdıktan sonra gövde kısımlarımızı örmeye devam ediyoruz. Gövdemiz tamamen bittikten sonra şuradaki gördüğümüz lastik kısımlarını çalışıyoruz ve kollarımızı da çalıştıktan sonra kullanılmaya hazır hale geliyor bir adet ipim yeterli olmadı. Böyle uzatmaları olduğu için bir adet ipten birazcık daha fazla ipe ihtiyacımız var. Ama şunu söylemek isterim. Eğer ipiniz 100 gram 350 metre ise tam bu ölçülerde bir yelek rahatlıkla çıkacaktır. Eğer ipiniz, lütfen parkotlarına bakalım. 100 gram 230 metre ise 250 metre ise kesinlikle bir adet ipten çıkmıyor. Buna göre e, ipin karnında bulunan barkodlarına bakalım 100 gram 300 metre 350 metre ise 330 metre ise çok rahatlıkla bir tane ipten bu ölçülerdeki yeleğimiz çıkacaktır şimdi ölçülerimizi görelim önce beden ölçüsüne bakıyorum beden ölçüsünde 29 santim beden genişliğimiz en yüksek yerinden tutuyorum en yüksek yerinden tutup en alt yerine kadar hiç asılmadan gayet doğal haliyle tutuyorum. 31 santim uzunluğunda olduğunu görüyorum. E, tığımız e, iki buçuk 3 numara kullanabilirsiniz. İpiniz kalınsa 3-3,5 üç, üç elinizin de tabii ki ayarı önemlidir. E, sık görüyorsanız birazcık daha büyük numaralar tercih edebilirsiniz. Evet bütün bu açıklamalarımızı yaptıktan sonra hemen çalışmamıza başlayalım. Kolay gelsin. Yeleğimizi örmek için Lamia Baby Boom ipini kullanıyorum. İpim 100 gram ve 250 metreden oluşan anti peeling özelliği olan bir ip. Renk numarası ise 406. Şöyle hoş bir e, yeşil rengi var. Tatlı bir yeşil. 2,5 numaralı da tığımı kullanıyorum. Dilerseniz daha büyük numaralı tığları da kullanabilirsiniz. Evet zincirimizi çekerek bölümlerimize ayıralım. İçinden ipimi alıyorum. Zincirimizi çekerek bölümlerimize ayırmaya başlayalım. Bir tane düğümümü attım. Tığımı rahatlattım. Hemen önüm için zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 tane zincirimi çektim. Burası önümüz. Kolumuz için çekmeye başlıyorum. Kolumda 14 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14. 14'te kolum için çektim. Şimdi yeleğimin arkası için zincirimi çekiyorum ve 20 tane çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 19 ve 20. Tekrar kolumuz için zincirimizi çekiyoruz. Kolum diğer kolumda kaç sayısı onun aynısını çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14. Son olarak diğer önümü örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 tane de zincirimi çektim. Yeleğimin bütün bölümlerini ördüm. 10 ve 10 önler, 14 ön 4 kollar, 20 de arkamız için zincirimizi çektik. Şimdi trabzanımızı örerek bölümlerimize de ayıralım. Bölümlerime geçmeden santim olarak da şöyle ölçüyü vermek istiyorum. Elimizi kıyaslamak için arkadaşlarımızla 27 santim bakın. 27 santim zincirimin ölçüsü. Şimdi trabzan sıramı başlıyorum. 1 ve 2 zincir geriye geliyorum. Bakınız 1 2 zincir geriye geliyorum. 2 zincir örüyorum. 1 2. Tığımın başına bir defa doluyorum. 2. zincire bakınız. 2. zincire gelerek batıyorum. 1 2 3 4. Bakın yani 4. zincir oluyor. 1 2 3 4. Gelip batıyorum. Bu şekilde yaptığımız zaman ne eksik ne fazla olacak tam gelecek bir defa doladım 3 defa da örüyorum 2 ve 3 tekrar tığımın başında doluyorum burada iki tane trabzanım oldu şimdi yanındaki zincire giriyorum 1 2 3 defa da çekiyorum trabzanımızı üçer defa da alarak öreceğiz yeleğimiz bitene kadar bir dolayıp 3 defa da örüyoruz bir doluyorum 1 2 ve 3 tekrar bir doladım 1 2 3 bir doladım 1 2 3 10 tane trabzan olana kadar birer birer örüyorum sayalım 1 zincirden döndüğümüz 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 10 tane trabzanımız oldu 10 trabzanımızı ördükten sonra şimdi 10. trabzan üzerine 2 zincirimizi çekelim 1 ve 2 tığımın başını dolayarak bir sonraki zincir yuvasına batarak yine aynı şekilde bir dolayıp 3 defada ördüğümüz trabzanlarımızı örüyoruz. Toplamda 14 zincirimiz vardı kolumuz için. 14 trabzanımızı öreceğiz. Birer birer batarak örüyorum. 14 alana kadar ilerliyorum 2 4 6 8 10 12 ve 14 14 trabzanımı zincirimden sonra ördüm 14 trabzan üzerine 2 tane zincir çekiyorum şimdi arkam için 20 tane zincir çekmiştim 20 tane trabzanım örmeye başlıyorum aynı ile batmıyorum bir sonraki zincirden başlıyorum yine bir dolayıp 3 defada da çekiyorum 20 tane Trabzanımı zincirimin içerisine örüyorum. 20 trabzanımın 20'sini de örerek geldim. Sayalım isterseniz zincirimden sonra. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ve 20. 20. trabzan üzerine 2 tane zincirimi çekiyorum. Ve kolum için burada ördüğüm gibi 14 trabzanımı örüyorum. 14 trabzandan sonra yine 2 zincir çekip diğer önümüz için 10 tane trabzanımızı örüyoruz. İlk sıramızda sadece bölümlerine ayırarak trabzanlarımızı örerek ilerlemekteyiz. Evet kolumuzu da 14 trabzan olarak ördüm. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 2 zincirimi çektim. Yandaki zincirden başlayarak toplamda 2, 4, 6, 8, 10 tane de trabzanımı ördüm. Ve modelimizin İlk sırasını bu şekilde kurduk. Burada bölümlerimizi ayırarak yeleğimizin ilk temelini attık. Şimdi modelimizi de kurarak devam edelim. 3 tane zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3. Örgümün arkasını çeviriyorum ve hemen buradan modelimizi kurmaya başlıyoruz. Tığımın başını bir defa doluyorum. İkinci trabzanı atlıyorum. Bakın bu zincirimizle birlikte bu birinci trabzan. Burası birinci trabzan zincirimi de yine birinci trabzan olarak sayıyorum. Sıradaki ikinci trabzanı atlayacağım. Üçüncü trabzanı dördüncü ve beşinci trabzanı öreceğim. Şimdi ikinciyi atlayacağız. Ama öncesinde tığımızın başını dolayacağız. İkinci trabzanı atlıyorum. Üçüncü trabzana gelip batıyorum. Bir, iki, üç. Üç tane trabzan ördüm ve bir tanesi. Lütfen buna dikkat edelim. Atlanıldı boş. Yanındaki trabzanımı yine bir dolayıp üç defada örüyorum. Bir sonraki trabzanımı da yine bir dolayıp üç defada örüyorum. Üç tane trabzanımı yan yana ördüm. Başta da 3 zincir çekmiştim. Bir tane trabzanımı da ikinciyi de atlamıştım. Şimdi atladığım trabzan'a gelerek ilmeğimi uzatıp üzerinden bir tane trabzanımı örmüş olacağım. Yani buradan buradaki trabzanı şu şekilde üzerine geçirip yeniden örmüş olacağız şimdi birlikte yapalım tığımın başını doluyorum atlamış olduğum trabzanıma geliyorum bakınız ikinci trabzan atlamıştım geliyorum şöyle rahatça buradan geçiyorum ve ilmeğimi uzatıyorum başını doladığım için bir ve iki defa da örüyorum. Burada yani herhangi bir şekilde trabzan kaybetmedik. Her iki yönde de şu şekilde görülmekte. Şimdi bir tane daha yapalım. Yani birkaç tane daha birlikte yaparız. Daha net e, görmüş oluruz. Tığımın başını doluyorum. Bir tane atlıyorum. Bakınız bir tane atlıyorum hemen. İlki atladım. Yan yana üç tane örüyorum. Atlıyorum. Başını bir defa dolamıştım. Hemen ikinciye batıyorum. Bir, iki, ipim şöyle yarımlanması 2 yeniden örelim tığımın başında doluyorum bir atlıyorum ikinciye batıyorum 3 defa da çekiyorum ikinciyi örüyorum üçüncüyü örüyorum 3 üç tane trabzanımı ördüm yan yana 3 tane trabzanımız örüldü bir tane de atlamıştık şimdi atladığım yere gelerek batıyorum başını doluyorum gelerek batıyorum ilmeğimi uzatıyorum ve örüyorum bir iki iki defa da örüyorum ve devam ediyorum tığımın başını doluyorum son kalan trabzanımı düz bir şekilde örüyorum ve buraya şu boşluğun içerisine artış yapıyorum bir ve iki iki tane trabzanımı arttım Bakın buraya boşla iki trabzan arttım lütfen dikkat edelim. İki trabzan artışımı yaptıktan sonra iki zincirimi çekiyorum ve yeniden şöyle sıkıştırarak bu noktaya girerek iki tane artışımı yapıyorum. Bir, iki. İki artış önümüz için, iki artış da kolumuz için yaptık. Şimdi buradaki uyguladığım modeli kollarımı uygulamayacağım. Kollarımı düz bir şekilde öreceğim. Sadece önümüz ve arkamız için modelimizi uygulayacağız. Model uygulamayacağımızdan dolayı e, uygulamayacağımız için hepsini birer birer trabzan olarak örelim. Bir dolayıp 3 defa da örüyorum. Bir doluyorum. Hepsini örüyorum. Bakınız burada. Kollarımızda model olmasın düz olsun. Kolumu tamamlayana kadar trabzanlarımı devam ettiriyorum. Kolumu ördüm. Şöyle göstereyim. Birer birer trabzanlarımı ördüm. Öncesinde iki tane artışımı yapmıştım. Şimdi en son trabzanı ördükten sonra yine bu iki zincirin içerisine girerek iki tane trabzanı örerek artıyoruz. Hem sağdan hem de soldan yeleğimizi artıyoruz. Bakınız bu aşağıya doğru bu şekilde genişletmiş oluyoruz. Ve de yeleğimizin kol kısmında model uygulamadık. Şimdi iki tane trabzanı arttıktan sonra yine iki zincir çekiyorum. Şöyle biraz sıkıştırıyorum. Ee, yeleğimin arka tarafı için örmeye başlıyorum. Bir ve iki. İki tane trabzanımı ördüm. Buradan artışımı arkaya yaptım. Şimdi modelimizi kurarak devam edelim. Bu artışımızda çalışmadım bakın. Bir tane atlıyorum. İkinciye batıyorum. Ve yan yana 3 tane trabzanım örüyorum. 2 3 Burası yeleğimin arkası arkadaşlar. 3 trabzanımı ördükten sonra Bir tane atlamıştım. Bakınız şöyle minik deliği var. Görmenizi istiyorum. 2 tane artıştan sonra ilk trabzanı atladım tığımın başını doluyorum buraya önden deliğin içerisine giriyorum ipimi alıp şöyle uzatıyorum bir ve iki seferde kapatıyorum tığımın başını doluyorum hemen sıradaki trabzanımı atlayıp yan yana üç tane trabzanımı örüyorum bir iki ve üç üç trabzanımı ördüm Tığımın başını doluyorum. Atlamış olduğum bakın şuradaki trabzan gelip batıyorum. İpimi uzatıyorum. Bir ve iki. İki defa da çekiyorum. Ve devam ediyorum. Tığımın başını doluyorum. Bir atlıyorum. İkinciye batıyorum. Bir, iki, üç defa da ördüğüm üç trabzan yan yana örüyorum ve tığımın başını doluyorum atlamış olduğum birinci trabzana girip uzatıyorum ipimi iki defa da örüp kapatıyorum tekrar hemen bir tane atlıyorum ikinciye batıp yan yana 3 trabzanımı örüyorum 2 ve 3 üç. 3. trabzanı ördükten sonra tığımın başını doluyorum. Atladığım trabzana gelip batıyorum ilmeğimi uzatıp iki defa da kapatıyorum. 1 ve 2. Bu şekilde bakınız örerek geldim. Şimdi son bölümü de yapalım. 1 atlıyorum. Batıyorum 1. 2 ve 3. 3 trabzanımı örüyorum. Tığımın başını doluyorum. Hemen şuraya batıyorum atladığıma ve geliyorum iki defa da kapatıyorum ve tamamın başını dolayıp iki tane trabzanımı bu noktaya örüyorum bir iki zincirimin içerisine bu trabzan artış trabzanımız sevgili arkadaşlarımız bakınız önümüzde iki tane kolumuzda hiç model kurmadık arkamızda ise 1 2 3 4 5 modelimizi kurduk iki artışımızı hem başında hem sonunda yaptık şimdi iki artıştan sonra iki zincirimi çekiyorum tığımı başını dolayıp yine iki tane trabzanımı örüyorum 1 ve 2 sonrasında birer birer kollarımızda işlem yapmadan trabzanlarımızı örerek artış yerine kadar ilerliyoruz artış yerine kadar kolumu ördüm şimdi iki tane artışımı kolum için yapıyorum 1 ve 2 ve tekrar önümüze başlıyoruz. 1 2 zincir çekiyorum her artış arası. Araya 2 trabzanımı örüyorum zincirimin içerisine ve modelimizi yine bu noktada da kurarak ilerliyoruz. Ön tarafı nasıl ördüysek aynı şekilde örelim. Bakınız bir tanesini modelimizin sayısı yetmediği için örmedik. Bakın 3 tane düzümüz oldu. Yani şuraya bir tane düzümü örüyorum. Sayınız fazlaysa diğer tarafta nasıl ördüyseniz aynı o şekilde kurarsanız daha güzel ilerleyecektir modelimiz. 3 trabzanımız ikisi artış birisi önümüzden olan trabzanımız. Tığımın başını doluyorum ve başlıyorum. Bir tane atlıyorum. 1, 2 ve 3. 3 trabzanımı ördükten sonra tığımın başını doluyorum atladığıma geliyorum bu boşluğa ilmeğimi uzatıyorum bir ve iki defa da kapatıyorum tığımın başını doluyorum yine bir atlıyorum yan yana üç trabzanımı örüyorum bir iki ve üç 3 trabzanımı ördüm kenarda bir tane bakın zincirden döndüm trabzanım kaldı onu da kenar trabzanı olarak öreceğiz tığımın başını doluyorum atlamış olduğum yere girerek uzatıyorum 1 ve 2 tığın başını doluyorum en sondaki trabzanıma gelerek batıyorum zincirden döndüğümüz trabzanımıza ve bunu da 1 2 3 defa da çekiyoruz ve modelimizi ilk sırada bu şekilde kuruyoruz şöyle bakalım duruşuna İlk sırayı bu şekilde tamamladık şimdi ikinci sıramıza geçelim İkinci sıramızda artışlarımızı şuradan iki zincirin olduğu yerden yapacağız ve bütün trabzanlarımızı düz olarak öreceğiz kenarımı 3 zincirimi çekiyorum ve bütün trabzanlarımı örüyorum Tam başını doluyorum bakınız şurada uzattığımızda bir tane trabzan yeri oldu yani hiç atlamamış olduk birebir bütün trabzanlarımız tam şu anda bir dolayıp 3 defa da örüyorum bir doluyorum İşlem yapmıyoruz burada sadece trabzanlarımızı birer birer örüyorum bir sırada tamamen trabzan öreceğiz bir sırada modelimizi uygulayarak ilerleyeceğiz. İpimiz katlı bir ip olduğu için tığımın ucuna takılabiliyor bazen. Sizlerin böyle olduğu durumda hemen örüp geçmek yerine düzelterek ilerleyelim. Evet şimdi iki tane trabzanın bu zincirimin içerisine örüyorum. Bir ve iki. Ve araya iki zincir çekiyorum. Tekrar tığımı başını dolayarak iki artış daha yapıyorum. Bu artışlarımızın tamamına iki trabzan, iki zincir, iki trabzan örelim ve bu şekilde ilerleyelim. Şimdi sıramızı bakın kenardaki zincirimizi çekip e, başladık birer birer bütün trabzanlarımı ördüm. Buradan da bütün trabzanlarımı örüyorum. Şuradaki görmüş olduğumuz yerlere yani boşluktaki iki zincirin bulunduğu yere iki trabzan, iki zincir, iki trabzan örelim ve sıramızı tamamlayalım. Üçüncü sıramı da örerek tamamladım. Bütün trabzanlarımı birer birer ördüm. Artış yerlerimde ise iki tane trabzan, iki zincir, iki trabzan şeklinde ördüm. İki trabzan, 2 zincir, iki trabzan ve sıranın sonuna geldim. Bakınız trabzanlarımın ikisi kaldı. Bir zincirden döndüm. Lütfen bunu unutmayalım. Bir de sondan bir önceki trabzanımız. Tığımın başında oluyorum. Bakın son trabzanımı örüyorum. Son trabzanımı ördükten sonra buradaki zincirim sanki örülmüş gibi bir his verebilir size. Ama bakın tam trabzanın tepesine battığım için buradaki zincirim örülmedi. Bunu buraya dikkat edelim batıyorum. 1, 2, 3. Bakın şimdi hepsi örüldü. Şimdi şuradaki ikinci sıradaki yaptığımız işlemimizi yine başlatıyoruz ve bütün modellerimiz birbirinin altına dizilecek şekilde devam edeceğiz. 1, 2, 3 zincirimi çekiyorum. Örgümün arkasını çeviriyorum. Tığımın başını doluyorum. Sıradaki trabzanım atlıyorum bakınız burada da aynısını yapmıştık ikinci trabzanım atlıyorum üçüncü trabzanıma batıyorum bunu atlıyorum üçüncüye batıyorum bir dolayıp üç defada örüyorum tığımın başını doluyorum trabzan sayım 3 olunca atladığım trabzan'a gelerek batıyorum ve şöyle içinden çıkıyorum yine aynı şekilde. İkisini örüyorum. Sonra diğerini iki defa da örüp kapatıyorum. Sıradaki trabzanımı atlıyorum. Bir sonrakine batarak yine örüyorum. 1 2 ve 3. 3 tane trabzanımı ardı ardına örüyorum. Tığımın başını dolayıp atladığım trabzanıma gelerek batıyorum. İlmeğimi üzerinden uzatıyorum. Ve iki defa da alıyorum. İkisini bir bakınız aldım. 1 ve 2 ipimi yarımladım yine ama hemen toparladım. Evet tığımın başını doluyorum. Bir atlıyorum. Üç tane trabzanım örüyorum. Bir. 2 ve 3 3 tane trabzanımı ördükten sonra tığımın başını doluyorum atladığıma geri geliyorum uzatıp iki defa da kapatıyorum ve bu sıramızda bakınız 3 tane oldu uzattığımız. Her sıramızda bir tane artacak. Artış yerlerimiz tamamlanana kadar gövdeyi birleştikten sonra artık aynı sarı, sayıda sabit kalacağız. 3 olduk. Bakın sonda bir tane kaldı. Yine onu örüyorum. Düz 2 tane de artış yapıyorum. Artış trabzanımız zincirimin içerisine örüyorum ve iki tane zincirimi yukarıya çekiyorum. Evet bu sıramızda bakın 3 oldu. Tığımın başını doluyorum. Yine iki tane trabzanımı örüyorum. 1 ve 2. Kolumda işlem yapmadığım için kolumu dümdüz örüyorum. Zincirime kadar dümdüz örelim. Hemen ilk trabzandan başlıyorum. Ve ilerliyorum. Kolumu iki tane artışla başlatmıştım. Bütün trabzanlarımı düz örerek geldim. Şimdi ayrım yerindeyim. Yine iki tane trabzanımı örüyorum. Bir ve iki. Ve modelimizi kurmak için artık hazırız. Şimdi şuradaki modellerimizi aynı sırada kurmamız gerektiği için bakınız burayı ona göre ayarlama yaparak örüyoruz. Şimdi iki tane artışımı yaptım. Bir atlıyorum. Bir 2 3 örüyorum. 1 atladım. 1 örüyorum. 2 örüyorum. 3 örüyorum. Ve atladığıma gelerek batıyorum bakınız. Atladığıma geliyorum. 1 ve 2 defa da örüyorum. Yalnız şuradaki ipimi biraz bol aldım. İçime sinmedi. Şöyle sıkıştırıyorum tığımda. Geçiyorum. 1 ve 2 tığımın başını doluyorum bakınız şurada birebir altında olacak bir tane atlıyorum yanındaki 3 trabzanımı örüyorum 1 2 3 ve atladığıma geri dönüyorum tığımın başını dolayı buraya geri dönüyorum 1 ve 2 de tamamlıyorum tekrar bir atlayıp üçünü örüyorum birebir modelimin üzerine aynı şekilde kuruyorum yeğimin arkasını ördüm artış yerinin bulunduğu noktaya kadar geldim şimdi artış yerimizin olduğu yerdeyim bakın trabzanların tamamını ördüm iki tane trabzanımı buraya örüyorum 1 ve 2 Araya iki tane zincirimi çekiyorum. Tekrar kolum için iki artış daha yapıyorum bu noktaya. Çünkü ipim yine katlı olduğu için ayırdım, onu düzeltiyorum ve birer birer travzanlarımızın tepesine basarak kolumu örüyorum. Bir dolayıp üç defa alacağız yeliğimiz bitene kadar travzanımızı. Şöyle uzun uzun trabzanlar olsun istiyoruz. Umarım sizler de benimle birlikte severek örersiniz. Kanalıma abone değilseniz arkadaşlar abone olarak beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Sizlerle birlikte örmek benim için büyük bir zevk. ne kadar izlenirse ben de o kadar mutlu oluyorum izleyen yapan arkadaşlarım çok olunca Evet şimdi zincirimin bulunduğu yere kadar geliyorum artışımızı yapacağım bakın kolu neredeyse tamamını birlikte ördük bütün trabzanlarımı ördüm. iki de artışımızı yapmıştım. Şimdi boşluktayım. iki tane trabzanımı artırıyorum. Roba kısmımız bitene kadar hep ikişer ikişer artacağız. İki zincirimi çekiyorum. Tekrar iki artışımı yapıyorum. 1 ve iki. Ve şuradaki modelimizi bu 1 ile 2'yi yine aynı alt alta gelecek şekilde örüyoruz ve diğer tarafa bakıyorum diğer tarafta yaptığım işlemi hatırlıyorum iki tane artışımı yapmıştım bir tane de burada trabzanımı örmüştüm yine bir tane trabzanım örüyorum aynı şekilde götürebilmek adına bir atlayıp 3 trabzanı yan yana örüyorum 1 2 burada yavaş olalım 3 3 tane trabzanımı ördüm bakınız 2 artışıma bir tane de önden ekledim bir atladım tığımın başında doluyorum atladığım yere giriyorum ve iki defa da örüyorum 1 ve 2 1 atlıyorum diğerinden 3 tane yan yana trabzanımı örüyorum 2 ve 3 tığımın başını doluyorum atıyorum 1 ve 2 tekrar bir atlıyorum 3 trabzanımı örüyorum 1 2 ve 3 3 trabzanımı ördüm tığımın başını doluyorum atladığıma geliyorum ve iki defa da örüyorum en son kenardaki bir tane trabzanımız vardı bakınız şuradaki bu üçü ördüm. Şu aşağıda kalan zincirden olan trabzanımın da tepesine batıyorum ve örüyorum. Ve sıramı bu şekilde tamamlıyorum. Bundan sonraki sıramıza hemen geçelim. 3 tane zincirimi çekiyorum ve birer birer. Bakın hiç atlamıyorum. Her bir trabzanımızın üzerine birer birer batarak örüyorum. Hiç atlama yapmıyorum. Bir sıra düz, bir sıra bu Modilimiz olacaktı. Modelimizi kurarak ilerliyorum. Bu sıramız da düz tabii ki işlemimiz. İpimiz biraz orta kalınlıkta. Sizler daha ince örgülerle de örebilirsiniz elinizde bulunduğunuz şehirde ne varsa onlarla örmeniz güzel olacaktır. Son trabzanımı örüyorum. Son trabzanımı ördükten sonra iki tane trabzanımı artıyorum. Yine iki zincirimi çektikten sonra yeniden iki tane trabzanımı bu noktaya örüyorum. Ve birer birer trabzanlarımı sona kadar örüyorum. Ama burada dikkat etmemiz gereken tek husus her bölümde 2 tırabzan, 2 zincir, 2 tırabzan dümdüz örüyorum. Yine 2 tırabzan, 2 zincir, 2 tırabzan yine dümdüz örerek geliyorum. 2 tırabzan, 2 zincir, 2 tırabzanımızı yine örüyoruz. Yine gelip 2 tırabzan, 2 zincir, 2 tırabzanımızı örüp sıramızı tamamlıyoruz. Evet sıramızı ördük düz sıramızı yeniden e, buradaki modelimizi uygulayacağımız sıraya geldik yine aynı şekilde örerek devam edeceğiz bakın birinci sıramızın altında yine birinci sıramız ikinci sıramızın altında ikinci sıramız üçüncü sıramızın altında üçüncü sıramız ve yeni sıramızda dördüncü de oluşacak. Diğerlerinde de bakınız birer birer sağında ve solunda artacak. Yeni sıramızda yine birer birer sağında ve solunda artacak. Gördüğünüz gibi kollarımızda ise düz örüyoruz. Herhangi bir işlem yapmıyoruz. Sadece trabzanlarımızla devam ediyoruz. Şimdi başlangıcını birlikte yapalım ve bundan sonrasında yeterli ölçümüz olana kadar sizler aynı şekilde örerek devam edin. 3'tü. Bundan sonraki sıramız da 4 olacak. Daha sonraki sıramızı yine düz olarak öreceğiz. Yani buradaki işlem sırasına göre sıramızı takip edip ilerleyelim. 3 tane zinciri bitirdiğim yönde çekiyorum ve şuradaki kenardaki bir trabzanı unutmuyoruz sevgili arkadaşlar. Arkasını çeviriyorum. İkinci trabzanımı atlıyorum. Birinciyi zincirden ördüm. Diğer e, trabzanımın 3 tanesini yan yana örüyorum. 2 ve 3. 3 tane trabzanımı ördüm. 1 tane atladım. Şimdi atlamış olduğum trabzana tığımın başını doluyorum. Geliyorum, batıyorum. Uzatıyorum. 1 ve 2 defa da örüyorum. Bakın yine aynı sırada kurduk. Tığımın başını doluyorum. 1 atlıyorum. Diğerine batıyorum. 1 2 ve 3 3 tane trabzanım ördüm tığımın başını doladım atladığıma gelerek batıyorum ve uzatıyorum 2 defa da örüyorum 1 ve 2 yeniden bir atlıyorum ikinciye batıyorum 3 tane trabzanımı yan yana örüyorum yine birinciyi atladık tabii ki üçüncü grubumu örüyorum bakın atladığım yerime tığımın başını dolayarak geliyorum uzatıp 1 ve 2 de örüyorum Dördüncü grubumuzu oluşturuyoruz. Tığımın başını doluyorum. Bir atlıyorum. 1 2 ve 3 3 trabzanımı örüyorum tığımın başını dolayıp atladığıma geliyorum ilmeğimi uzatıp 1 ve 2 de çekiyorum ve yine ilk başlangıçta da bakınız bir tane trabzan sırası burada artmıştı yine o 1 örüyorum 2 tane de boşluğuma artışımı yapıyorum 1 ve 2 araya 2 zincirimi çekip tekrar 2 trabzanı bu noktaya örüyorum 1 ve 2 sonrasında kollarımıza model uygulamadan birer birer kollarımızı örüp yine iki trabzan iki zincir iki trabzanımızı artıyoruz ve burada da modelimizi uygulayarak ilerliyoruz burada dik dikkat etmemiz gereken konu modellerimiz birbiri altına denk gelsin. Yeleğimizin rova kısmını modelimizi kurarak tamamladım. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 sıra ördüm. 9. sıramı başlattım. 9. sıramda e, gövde kısmını birleştireceğim. Kolunu ayıracağım. Bakınız düz sıramız 9. sıramız. Santim olarak ölçüsüne bakmak istiyorum. 9. sıramla birlikte ölçümün 12 santim olduğunu görüyorum. Sadece e, 9 8 sıranın 10 buçuk 10 buçuk hemen hemen 11 olmak üzere şimdi sıradaki artışlarımıza şöyle bir bakalım 2 idi 3 oldu 4 oldu ve 5 oldu bakınız her birisinde birer tane arttı ve her bir modelimizi yine aynı yerine kurduk her yeni modelimizde bir ileriye doğru geçti Arkamıza bakalım. Arkamızda da yine aynı şekilde modellerimizi hep birbiri ardına altına denk gelecek şekilde yerleştirdik. Ve kenarlardan birer birer büyüme işlemini yaparken modelimizi de yerleştirdik. Şimdi önden düz örgümü ördüm. Sıradayım. Birer birer hepsini ördüm. Hemen modelimi... Hesaplıyorum. Modelim için dört tane trabzanım gerekliydi. Aşağıda 3 tane trabzanım var. Ee, onun için bir tane artışımı yapıp buraya dört tane trabzan'a yetecek kadar trabzanı burada oluşturuyorum. Bakınız, bir tane artıyorum. Bir sonraki işlemimizde burada altı tane üzerinden geçirilmiş olduğumuz grubumuz olacak. 2 dört, beş. Burada da bakınız 3'tü. dört tane trabzan üzerine çalıştığım için bir tane arttım ve bir tane daha diğer gövde birleştikten sonra modelimiz fazlalaşmış olacak. Eğer farklı sayılarda başladıysanız kolumuzu birleştireceğimiz zaman bu hesabımızı yapmayı unutmayalım. Evet şimdi birleştiriyorum. Şöyle büküyorum kolumu. Kolumu büktükten sonra ipimi alıyorum ve burayı da kontrol ediyorum. Bakınız bu tarafta benim iki tane ilmeğim kalmış. İki tane daha örüyorum. Toplam dört tane yani modelimden ayrı iki ilmi, iki trabzanım kalmış. Bakın her bir modelimizde 4 trabzan üzerine kurduğumuz için iki tane bu yöne artışımı yapıyorum. Bir, iki yani zincirimin içerisine iki tane arttım. Sonrasında birer birer sona kadar örerek devam ediyorum dörder dörder modelimizi kuracak şekilde e, hesaplamalarımızı yapıp ayrımımızı ona göre tamamlayalım. Şimdi arkaya dümdüz örüyorum. Ta ki zincirimin bulunduğu noktaya kadar yani şuraya kadar örüyorum. Arkadan düz trabzanlarımızı birer birer örerek geldim. Burada modelimi dörde tamamlayacağım için bakınız modelim yaptığım grubum burada. iki tane trabzanımı ördüm. E, üzerine de ördüm. İki trabzanım eksik. Dörtlü trabzan lazım bize yani dört tane trabzan dört trabzanımı tamamladım ve kolumu büküyorum kolumu büktükten sonra bu tarafa bakıyorum burada bakınız üç tane trabzanım var hemen geçiyorum bir tane zincir içerisine giriyorum ve alttaki üç tane trabzanın üçünü örüyorum önümüzde de yarım olan trabzan grubunu dörde tamamlıyorum diğerleri zaten kendi grupları içerisinde belirli sıramı düz trabzanlarımı örerek tamamlıyorum son trabzanımıza gelerek ördüm en son zincirden döndüğüm trabzanımı da örüyorum sıramı tamamlıyorum artık e, artışlarımızı yapmıyoruz hep e, modellerimizi birbiri ardına denk gelecek şekilde kuruyoruz şöyle düzeltiyorum bakınız şimdi modellerimiz bu sıradan sonraki kuracağımız sırayla artık model kurulumumuz aynı şekilde devam edecek. Gövde bölümünü tamamen modelli olarak öreceğiz. Kollarımızda model uygulaması yapmamıştık. Şimdi hepsini yine kendi hizasında örüyoruz. Öncesinde bitirdiğim yönden 3 tane zincirimi yine çekiyorum. 1 2 3. Yanındaki trabzanı atlıyorum. Bir sonrakine batıp hep aynı işlemlerimizi tekrar edeceğiz ve istediğimiz uzunluk ölçüsü gelene kadar örmeye devam ediyoruz tığımın başını doluyorum atladığıma batıyorum bir ve iki defa da alıyorum bir atlıyorum diğerine batıyorum artık hiç farklı işlem yapmıyoruz dörder dörder de gruplarımızı ayırdığımız için sevgili dostlar çok rahat olacak hemen batıyorum bir atlıyorum ikinciye batıyorum atladığıma dönüyorum 3 tane trabzanı ördükten sonra ilerleyelim modellerimi kurarak ilerledim 1 2 3 4 5 tane modelimi kurdum şimdi bakınız ilk defa kuracağımız modelimizdeyim bir tane trabzanım atlıyorum 3 trabzanımı örüyorum 1 2 ve 3 atladığım trabzanıma batıyorum 1 ve 2 Evet bakın şöyle görmenizi istiyorum 2 4 6 tane oldu şimdi arkaya geçiyorum arkada da yine aynı işlemimi tekrar ediyorum bir tane atlıyorum 3 tane trabzanımı örüyorum 2 ve 3 3 trabzanı ördüm atladığıma dönüyorum 1 ve 2 daha sonrasında bakınız aşağıdaki grubumuz zaten hazır şunu ördüm gördüğünüz gibi hemen bunu atlıyorum başlıyorum ve bu, bu işlemlerimizin tekrarıyla yeleğimizin beden uzunluğu olana kadar Aynı işlemlerimizi bir sırada modelimizi çekerek kuralım. Bir sıramız trabzanımız örelim ve yeterli ölçü olduğunda yeniden birlikte olalım. Yeterli ölçüye ulaşana kadar gövde kısmını örmeye devam ettim. Şöyle sayalım. Bakınız şöyle kolumu olduğu yerden elimle tutuyorum ve ilkini beraber örmeye başlamıştık. Buradan sadece çekmeli kısımları sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sıra çekmeli kısımlarımız var. Her bir çekmeli kısmı takip eden de birer sıra düz trabzanımızın olduğu bölüm var. Yalnız son sıramızda iki tane e, düz trabzan grubumuzu ördüm. Çünkü artık bu uzunluk, boy uzunluğu yeterli olacağı için ben bitirmeyi düşünüyorum. Ve iki sıra üst üste trabzanımı ördüm. Üzerine de şimdi sizlerle birlikte sık iğnemizi örüp kenarlara doğru da geçişimizi yapıp kenarlarımızı da örerek tamamlayacağız. Ve ben vaktim olduğu için kolumun bir tanesini de bitirdim kolumu düz olarak ördüm bakınız model uygulamadım tamamen kola hiçbir şekilde model uygulamadan tamamladık şimdi bu alt sıradaki sık iğne işlemini yaparak ilerleyelim İpim açılmasın diye birkaç tane zincir çekerek bırakmıştım bakın iki tane trabzanın olduğu yer var bir zincirimi çekiyorum örgümün arkasını çeviriyorum ve ilk trabzanın tepesine gelerek batıyorum ve çekiyorum ve birer birer bütün trabzanlarıma bu işlemimi tekrar ediyorum. Batıyorum ve çekiyorum. Batıyorum ve tek seferde çekiyorum ve sık iğnemizi bu şekilde oluşturuyoruz. Son trabzanımıza kadar birer birer sık iğnelerimi örerek geldim. Şimdi yan kısmı örmeye başlıyoruz. Yeleğimizin yan kısmını düğme ve ilik olacak bölümümüzü örüyoruz. Burayı trabzanlarla örelim. En son bakınız buradaki e, zincirden döndüğümüz tra üzerine de sık iğnemi ördüm. Ve burada zincir çekerek başlıyorum. 1, 2, 2 tane zincirimi çektim. Tığımın başını doladım. Hemen buradaki boşluğa giriyorum. 1, 2 3 defa da çekiyorum. 2 tane trabzanım oldu. Bir zincir çektim, 2 zincir ve 3 tane de çektim trabzanım. En alt sıra olduğu için buraya bir tane daha trabzan örüyorum. Çekme yapmasın diye 3 tane trabzanımı buraya ördüm. 1 zincir, ikisi de normal bir alıp 3 defa da çektiğimiz. Diğer trabzanıma 2 tane örüyorum. 1 tane trabzanımı ördüm. İkinciyi de örüyorum. Diğer trabzanıma geçiyorum. Bir ördüm. İkinci trabzanı ördüm. Diğer trabzanıma eğer çekecek gibi olursa arada bir üç tane de örebilirsiniz. Yani iki iki eğer az gelecek olur şöyle çekecek olursa örgümüzü iki değil de üç tane yapabilirsiniz ama arada bir. Tekrar iki tane trabzanımı örüyorum. Sıralarım bitene kadar ikişer ikişer trabzanımı yan kısma örerek ilerliyorum. En üstteki trabzanımıza kadar ördüm. 2 tane ördüm. Bakın aynı yuvalarımın tamamında ben 2 tane ördüm. Hiç üçüncüye gerek duymadım. E, sonu bakınız bir tane daha örüyorum. Başlangıçta ve sonda 3 tane trabzanımız olacak. Başlangıçta da 3 yapmıştık. Birisi zincirden. Sondakinde 3 yaptık. Şimdi bir iki tane zincirimi çekiyorum ve örgümün arkasını çeviriyorum burada dümdüz birer birer hepsini örüyorum diğer tarafta ilik açmayı düşünüyorum burada ilik açmayacağım birinci yine zincir olarak çektim ikincinin üzerine batıyorum batmayalım. Yandan alacaktık lastik örgüsü yapacağımız için. Hemen tığımın başını doluyorum. Yandan alıyorum. Tepesini örmüyoruz. Bakınız yandan aldım. Lastik çalışması yapıyorum. Bir. Diğerini şöyle trabzanımın ardından girerek örüyorum. Yine üç defa da alıyorum. Tekrar bir defa doluyorum. Bu kez gövdeden yandan girişimi yapıyorum. Üç defa da çekiyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. Ardından giriyorum trabzanımın. Trabzanımı şöyle tığımın ucuyla itiyorum. Ve ipimi alarak 1 2 3 defa da çekiyorum. Ve lastik örgüsünü oluşturuyorum. Yandan bir sıradaki ardından. Bir yandan ve ardından şeklinde alt trabzanımıza kadar aynı işlemimi yaparak bitiriyorum. En son trabzanımıza kadar bir yandan bir ardından alarak ördüm ve son trabzanımızı sizlerle birlikte üzerine batarak örelim. Bir defa tığımın başını doluyorum ve buradaki zincirden ördüğüm trabzanımı 1, 2, 3 defada tamamlıyorum. Şimdi bir tane de zincirimi çekiyorum. İpimi buradan kesiyorum. İki sırada lastiğimi tamamladım. Burası düğmelerimi dikeceğim bölüm oldu. Diğer tarafta iliklerimizi açarak örgümüze devam edeceğiz. Şöyle diğer tarafa başlayalım. İlk trabzanımızı öreceğimiz sırada düğme yerlerimizi ayarlayarak ineceğiz aşağıya doğru. Bir tane zincirimi çekip düğmemi attım. Ve yakamın en üst bölümünden giriyorum. Birini alttan başlamıştık, karşı tarafta üstten başladı. Sabitledim ve iki tane zincir çektim. Ve buraya ilk düğmemizi yerleştirmek istiyorum. Onun için bir tane daha trabzanım örüyorum. Şöyle ipimi de altına giziyorum. Bir trabzanımı ördüm ve buradan bir tane trabzan atlıyorum buraya örmüyorum bakınız normalde başlangıç ve bitişimizi üç tane olarak trabzanımızı örmüştük buradaki üçüncü trabzan örmüyorum ve bunu zincir e, düğme için kullanmaya ayırıyorum ve zincir çekmiyorum çünkü e, trabzandan ördüğümüz için arası bayağı ayrık olacaktır tığım başını doluyorum Şimdi buraya geçiyorum ve burada bakınız bir tane düğmemizin yeri oldu birinci iliğimizi açtık ipimi şöyle alıyorum diğer trabzanıma iki tane örüyorum 1 ve 2 ve devam ediyorum yani ilk düğme iliğimiz burada oldu birinci sıranın karşısında şimdi devam ediyorum ikinci sıradan örmeye düğme iliğimize kadar ikişer ikişer örelim Tabii bu ilik yerleri tamamen zevkinize göre ayarlanacaktır sık ya da gevşek olarak yapabilirsiniz. Yani aralıklarla yapabilirsiniz. Çok sık olmasına da gerek yok. Şöyle açılıp soğutmayacak kadar olması yeterli. Şöyle görelim kaç sıra ördüğümüzü. Şuradaki sıramızda bir tane ilik daha açalım. Bakınız kaçıncı da birinci de açtım. Bu birinci iliğimin yeri. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane çiftimi ördüm. 5 çifti ördükten sonra tığımın başını doluyorum. Altıncı bir tane trabzan örüyorum. Bakın şurayı elik olarak kullanacağız. Burası elik. 1 Şimdi aynı ölçülerde diğerlerini de örüyoruz. İkişer ikişer trabzanlarımı örüyorum. Elik aralıklarımızın aynı olmasını takip ediyoruz sayılarımızı sayalım. İkişer ikişer örüyorum. Şimdi birazdan dönüp sayacağız birlikte. burası iliğimin olduğu yer. 1 2 3 4 5 tane çiftimi ördüm. Burada kaç taneydi? Hemen sayalım. 1 2 3 4 5. Bakınız 5 tane çift ördüm. Bir tane tek, tekin olduğu yer ilik. 1 2 3 4 5 tane çift ördüm. Sıradaki bir trabzan örüyorum ve burasını ilik olarak kullanıyorum. Şimdi 1 2 3 tane iliğimiz oldu. Yine 5 tane çift örelim. Bir tane tek örelim ve iliğimizi ayarlayalım. 5 tane çift trabzanımı ördüm tekten sonra bakın istek ilik yeri 1 2 3 4 5 tane çiftimi ördüm ve son ilik yerimi açıyorum geriye kalan bir tane uzatmalı iki trabzan sıramızı da ikişer örüyoruz sonu 3 örüyoruz son olduğu için dönüşümüz kasmasın diye sonu da örüyorum 1 2 3. şuradaki sık iğnemize batalım. Daha değerli toplu olacak. Mutlaka sık iğnemize batmayı ihmal etmeyelim. Evet. 1 2 zincirimi çektim. Şimdi bir yandan bir ardından alarak lastik örgüme başlıyorum. İlk yandan alıyorum. Ardından yandan ardından ve yandan tekrar ardından çifter çifter olan bölümleri bir yandan bir ardından ördüm buradaki ilik olarak çalıştığım yer sıramız neyse ona göre örüyoruz tığımın başını doluyorum yandan giriyorum Bakın bir ardından şuradaki boşluğumuzu biz ilik olarak kullanacağız. Diğeri ardından hiç farklı bir işlem yapmıyoruz. Sırayı takip ederek yukarıya doğru çıkıyoruz. Birinci iliğimizin olduğu yerden yukarıya doğru çıktım. Çiftleri ördüm. Yine tek olan trabzanımdayım. Yine sıradan örüyorum. Bu kez ardından oldu. Ardından ördüm. Şimdi yandan devam ediyorum ve bu sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. En son trabzanımızı birlikte örelim ve bunu lütfen unutmayalım. Bakınız zincir olarak çektiğimiz. Hemen tepesine batıyorum. Direkt batıyorum. Herhangi bir şekilde önden arkadan giriş yapmıyorum. 3 defa daha çekiyorum. Bir zincirimi çekip düğümümü attıktan sonra ipimi buradan kesiyorum. Ve iliklerimin olduğu bölümümüzde bu şekilde çalışarak tamamlamış oluyoruz. Birinci iliğimiz ikinci üçüncü bakınız bir trabzanın olduğu yerler ve dördüncü iliğimiz dört tane düğmeli güzel bir çalışma oldu şimdi kolumun birisini ben örmüştüm diğerini de sizlerle birlikte örelim bakın dümdüz trabzan olarak ördüm daha sonrasında lastik örgümü çalıştım ve bitirdim şimdi bunun için Alttan başlıyoruz. Her zaman kolumuzu örmek için alt kısımdan başlıyoruz. Bir tane zincirimi çekip düğümümü atıyorum. Tığıma. Ve birer birer trabzanlarımı örmeye başlıyorum. Sadece alt kısımda bakın şu şekilde görmenizi istiyorum. Alt kısımda daha rahat bir tane atıyoruz. Şu ipimizi içeriye çekeceğiz. Başlangıç ipimiz şöyle. içeriye ben alıyorum. Başlangıçta buradan yanlardan giriyoruz. Diğerlerinde ise birer birer üzerlerine batarak örüyoruz. Şimdi yaptığımız zaman daha güzel anlaşılacaktır. Ortaya batıyorum. Burada illa e, tam aynı yere batmamız şart değil. Yani benle aynı yere batılabilirsiniz, bilirsiniz. Şöyle yine de göstermek istiyorum. Şöyle kol altına gelen kısma batarak buraya sabitledim. Biraz ilerisi biraz gerisi de olur. Yani fark eden bir işlem ya olmaz. Sonuçta herhangi bir şey olmayacaktır. Buraya zincir çekiyorum. Bir tane birleştiğimi, iki, birinci zincirimi ve ikinci zincirimi de üç tane sayıyorum. Buradaki bağlandığımı da bir diye saydım. İpimi yan tarafa alıyorum. Hemen şuradaki yanına bir tane trabzanımı örüyorum. Ve başlıyorum. Bakın deliğe girmiyorum. Yana ördüğüm için. Direkt diğer trabzanımın tepe noktasına ipimi de gizleyerek batıyorum. İpimi de gizleyeyim. Gizlemekte zorlanıyorsanız arkadaşlar. Hiç önemli değil. Daha sonra gizlersiniz. Önemli olan örgümüzü rahat rahat örüp stres yapmayalım. Örgümüzü de rahatlayalım. Birer birer örüyorum sadece kol altında bir merkeze battım bir de yanına battım bakın sonra hemen kendisinden trabzanlarını birer birer ördüm şimdi bütün trabzanlarımı birer birer bitene kadar örüyorum yani şuradaki en son trabzanıma kadar örüp tamamlıyorum sıradan örmeye devam ettim ve bakınız kolumuzun şöyle artarak geldiğimiz bölümündeyiz ve en son trabzanımı ördüm Şimdi başlangıç noktasında şöyle göstermek istiyorum. İki tane trabzanı da yandaki trabzanıma örüyorum. Bir ve iki. Sonrasında zincirden çektiğim trabzanımın tepesine gelerek batıyorum. İlmeğimi kaydırma yöntemiyle kaydırıyorum ve birinci sıramı kol altı için tamamlamış oluyorum. Kolumuzu kaç sıra öreceğimize bakalım. Bakın diğer kolum 1, 2, 3 sıra ördüm. 3 sıra örelim. 4. sırada lastik örgümü yaptığım için 3. sıramda lastik örgüsüne döndü. Şimdi sizlerle birlikte 1. sırayı ördüm. 2. ve 3. sırayı örelim. 4. lastik sırasında sizlerle birlikte olalım. 2 tane zincir çekip 2. sırayı başlıyorum. ve diğer trabzanın tam tepesine batıyorum ve bütün trabzanlarımızı birebir artma eksilme yapmıyoruz ve toplamda 3 sıra örüyoruz 3 sıradan sonra dördüncü sıramda lastik örgüsü işlemini yapıp tamamlıyorum şimdi ikinci sırayı tamamladıktan sonra tıpkı 3. sırayı da aynı şekilde geçelim 3. sırayı da tamamlayalım lastik bölümünü birlikte çalışalım üçüncü sıramızı da sona kadar örerek geldim son trabzanı da birlikte ördük zincirimizin bulunduğu bölüme geliyorum 1 2 3. zincir içerisine batıyorum ilmeğimi kaydırıyorum ve şimdi dördüncü sıramızda lastik örgümüzü çalışmaya başlayalım öncelikle her trabzan başında olduğu gibi zincirimi çekiyorum tamam başını doluyorum sıradaki ilk trabzanı yandan giriyorum ve 3 defa da örüyorum 1 2 3. Sonraki trabzanın ardından giriyorum. 1, 2, 3. Bir sonraki trabzanımı yandan. Bakın iki sıra lastik görüntüsünü aldık. Bir yandan bir ardından örmeye devam edelim bir yandan bir ardından örerek sıramı tamamladım ve iki sıra trabzan lastik görüntüsüne ulaştık bu şekilde şimdi en son trabzanımı ördüm zincirimden oluşan trabzanımın tepesine batıyorum yani ilk zincir olarak ördüğüm trabzanıma battım İpimi alıp içinden geçiriyorum sonra ilmeğimin içerisinden geçirip kaydırma yöntemini uyguluyorum bir tane de zincirimi çektikten sonra ipimi kesip Lastiğimizi de tamamlıyoruz. Şimdi e, bu ipimizi içeriye alalım. İplerimizi mutlaka içeriye gizleyelim. Daha sonrasında e, 4 tane ilik açmıştım. Onların karşısına ben düğmelerimi dikiyorum. Ve düğmelerimizi diktikten sonra yeniden bir bakalım görünüşü nasıl olmuş yeleğimizin. Evet sevgili arkadaşlar, düğmemizi diktikten sonra yeleğimiz kullanılmaya hazır hale geldi. Çok şık, çok güzel bir yelek oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Evet, beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.